Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere bu görmüş olduğunuz modelin anlatımını yapmaya başlayacağım. Yine istek modellerden gidiyorum. Bu da istenen bir modeldi. Şöyle şu şekilde resmini de göstereyim. Şimdi şablonunu bulduğum modelleri sırasıyla yapıyorum. Elimde şöyle iki tane iki parça ipim kalmıştı pembe renkte. Bunların yeteceğini düşünüyorum. Bu renklerle yapacağım. Altın başak maxi ipim. Maxi 10'a 3 diye geçiyor pembe renge. Tığımda 9 numara. Şöyle netleyelim. Tığım ve ipimi çok soran arkadaş oluyor ama netleyemedim. Evet, 9 numara. 1,15 milimetre. Evet, sanıyorum benim elimdeki rengi netliyor. Şöyle. 9 numara 1,15 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Şimdi ortadan bir yandan size anlatırken buradan da takip edeceğim ben. Şundan başlayalım. İnşallah ipimi yitirebilirim. Biraz fazla zincirli, çok dolgulu bir model değil. Evet. Şurada düğüm yaptım. Şimdi ortaya şey yapacağız. Sihirli halka yapacağız. Şuraya alalım. Evet, bu masaya yerleşemedim. Şöyle sihirli halka yapıyoruz. Tığımızı buradan geçirdik. Bir zincir çektim ve bu halkanın içine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 artık parmağımızdan çıkartabiliriz. 4 tane yaptık. Devam ediyorum. 5 6 7 8 9 10, 11, 12. Bu arada 28 tane yapıyoruz. 12 dedim. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şu ipimizi biraz çekebiliriz şimdi. 22 dedik. 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Şimdi biraz daha sıkıştıralım. 28 tane sık iğne yaptık. Geliyoruz ilk sık iğnenin üzerine. Birleştiriyoruz. İpi biraz daha sıkıştırdım. Şöyle bir halka yaptık sık iğneli. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Bir sık iğneye atlayıp bir sonraki sık iğneye batıyorum. Ve bir trabzan, üçlü trabzan. 2 zincir. Yine bir sık iğneye atlıyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. Bir trabzan daha. 2 zincir, bir sık iğne atlıyoruz bir sonrakine. Üçlü trabzan önce bir ilmek, sonra 2 2 çekerek 3'te çıkıyorum. 2 zincir, 1 2 dedik. Bu şekilde sık iğnelerin üzerine 14 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 oldu. Şimdi başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet. 14 tane trabzanı tamamladım. Baştaki şu zincirle birlikte sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şimdi 2 zincir çektik. Burada geliyoruz 3. zincire batarak şöyle birleştirelim. Şu arkadaki ipimizi keselim oradan. Şimdi sihirli halka yaptığım için şu ipi birazcık ileriye taşıyacağım. Sık iğnelerin arasında gezdirip
sağlam olsun diye. Buradan keselim. Şimdi ipimizi hemen önümüzdeki boşluğun içine şu şekilde taşıyalım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu boşluğun içine batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir tığ doluyorum. Bir sonraki boşluğa yine 2 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki boşluğa, her boşluğa bu şekilde 2 tane trabzan yaparak dolanıyoruz. Aralarda 3 tane zincir çekiyoruz. Ve her boşluğa 2 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bu şekilde de bir kez dolanalım. Sonra bir üstte yine birlikte geçelim. Evet, bu sırayı da tamamladım. Her boşluğa 2 trabzan yaptık. Aralarda 3 tane zincir çektik. Şimdi 3 zincir çektim. Geliyorum, ilk trabzanın tepesine batırarak birleştiriyorum. Yine 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. Bu birinci trabzanımız. Hemen bir sonraki trabzanın üzerine bir trabzan yapıyoruz. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu sırada da 3 tane, 3'er tane trabzan yapacağız. Şimdi boşluğa batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Sıradaki iki trabzanın üzerine de her birine bir kez batarak iki tane daha trabzan yapıyoruz burada. Bir tanesini boşluğa batarak yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi başlangıçta 2 ile başladım. Döndüğümüzde boşluğa bir tane trabzan yaparak buradan birleştireceğiz. Burası da 3 olacak. Boşluğa batıyorum. Boşluğa batarken şuraya yakın batmaya çalışıyorum. Şöyle bir. Şimdi sırayla diğerlerin üzerine 2 ve 3. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa batıyoruz. Bir trabzan. Şimdi trabzanın üzerine batıyoruz. 2 ve 3. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Sıradaki trabzanların üzerine batıyoruz. 2 trabzan daha yapıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde. 3 tane trabzan, aralar 4 zincir. Şimdi başlangıç noktasına kadar yine gelelim. Evet, bir sıra daha dolandım. Şimdi 3, pardon, 3 diyorum. 4 zincir çektik. Yine buradaki boşluğa batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bu trabzanı hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak birleştiriyoruz. Evet, şu birleştirmeyi düzgün yapmamız lazım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 tane zincir. Bu birinci trabzanımız. Hemen yanındaki üzerine batıyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. Şimdi burada kaç zincir çekilmiş? 4. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı şekilde aşağıya yaptığımız gibi, alt sırayı yaptığımız gibi yine boşluğa batıyoruz. Bir tane trabzan. Sonra buradaki 3 tane trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. Toplamda yine 4 tane trabzan görünecek. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa battık. 1. Şimdi sırayla her birinin üzerine batıyorum. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa bir tane. Sonra trabzanların üzerine 2, 3, 4 diyoruz. Hep bu taraftan bir verev sağlamış oluyoruz. Bu şekilde bir sıra daha dolanalım şimdi. Başlangıç noktasına gelelim. Evet, bir sırayı daha tamamladım. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyoruz.
Aynı şekilde boşluğa bir tane yapıyoruz. Burayı da dörde tamamlayacağız trabzan sayısını. Boşluğa bir tane yapıyoruz. Hemen bir sonraki trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyoruz. Şimdi geliyoruz. Buradaki trabzanın üzerine birleştiriyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçelim. 2, 4, 5. Bir üst sırada da 5 tane trabzan olacak. Yine aynı mantıkla örüyorum. 3 tane zincir çektim. Bir sonraki trabzanın üzerine batıyorum. İkinci trabzanı yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa batıyoruz. Bir trabzan. Sonra 4 trabzanın üzerine 4 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5'e tamamladık. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı şekilde boşluğa girdik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa battık. 1. Şimdi trabzanın tepesine. 2, 3, 4 ve 5. Evet, bir sırada bu şekilde dolanalım. Yine bir üstte birlikte geçelim. Evet, bu sırada tamamladım. Şimdi yine 4 tane zincir çektik. Boşluğa bir tane trabzan yapıyoruz birleştirirken. Pardon, şöyle yapalım. Boşluğa bir tane. Sıradaki trabzanın üzerine geldim. 2. Bir sonrakine batıyorum. 3. 4, 5. 2 tanesini burada yapmıştık. İlk trabzanın şimdi tepesine batıyoruz ve birleştiriyoruz. Evet. Şimdi tekrar 1, 2, 3 tane zincir. Hemen yanındaki trabzanın üzerine batıyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. Bu sırada 5 tane. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane zincir çekiyoruz burada. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine aynı şekilde örüyoruz. Bu sefer 2, 4, 6 tane trabzan yapacağız. Boşluğa yine batıyorum. Birinciyi yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. 2. Bir sonrakine 3. Sırayla her birine bir kez. 4. 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Boşluğa batıyoruz. Aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Sadece trabzan sayılarında artış var. Bu sırada da aralarda 4 değil, 5 tane zincir çekiyoruz. İki, dört, altı tane trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Boşluğa girdik. Bir. Şimdi sırayla her bir trabzanın tepesine batarak devam ediyorum. İki, üç, dört, beş ve altı. Bu sıramız da kolay. Aynen bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, bir sırayı daha tamamladım. Şimdi burayı da aynı şekilde birleştirirken boşluğa yaptık. 3 tane trabzanı buraya yaptık. 2 tanesini burada yapmıştık zaten. Geliyoruz. İlk trabzanın tepesine batıyoruz. Yine birleştiriyoruz. Tekrar 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. Bir sırada 2, 4, 6, 7 tane trabzan yapacağız. Şimdi birinci trabzanı yaptık. Yine aynı şekilde bir sonrakine batıyorum. İkinciyi yapıyorum. Bu sırada 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4,
5, 6 zincir ve 2, 4, 6 yapmıştık. Şimdi 7 tane trabzan yapacağız. Az önce yanlış söyledim herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 zincir çekip 7 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boşluğa batıyorum. Birinciyi boşluğa yaptık yine. 1. Şimdi sırayla her birinin üzerine batarak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir trabzan boşluğa batarak. Sonra ikinciyi ilk sıradakine batarak devam ediyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Birinci trabzan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ve 7 trabzan şeklinde bir sıra daha dolanalım bu şekilde. Başlangıç noktasına gelin. Evet, bu sırayı da tamamladık. Arkadaşlar şimdi yine sona geldim. Önce 5 tane trabzanı buraya yaptım. Bir tanesini boşla, 4 tanesini trabzanların üstüne ve geliyoruz buradaki trabzanın tepesine batıyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Şimdi ne yapıyoruz buradan? Evet, 2 tane boşluk yapacağız. Yine buradan 3 tane zincirle çıkalım. 3 zincir birinci trabzamız. Bir sonrakine battık. Pardon. İkinci trabzanı yaptık. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bu alt sırada yaptığımız 6 zincir boşluğunun içine boşluğa doğru batarak bir tane trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Tığ bir doladık. Şimdi bu 7 trabzanın üzerine 5 tane yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 dersek. 1, 2, 3. Üçüncüye. Yuva olarak ikinciye ama trabzan olarak sayarsak üçüncüye. En baştaki trabzanın üzerinden başlıyorum saymaya. Aslında şuradaki yuvadan da saymaya başlayabilirsiniz. 1, 2 diyebilirsiniz ya da 1, 2, 3 diyebilirsiniz. Şuradan hesapladım ben düzgün gitsin diye. Şimdi sırayla 5 tane trabzan yapıyorum. 3, 4, 5. Yani 5. trabzanı şuraya son yuvaya batmamız lazım. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa batıyorum. Bir tane trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığ doladık. 1 diyorum buraya. 2, 3 diyorum. Ya da şimdi trabzanların arasındaki yuvalar bellidir ya, şöyle 1, 2 de diyebilirsiniz. Yanlış anlaşılmasın. Şöyle 3. trabzanın üzerine battım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5. trabzan son trabzanın üzerine gelmiyorsa eğer şurada yanlış batmışız demektir. Bir ileriden bir geriden deneyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa girdik. Bir trabzan.
1, 2, 3, 4 zincir tekrar. 1, 2, 3 dedim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Geliyoruz trabzanların. 2 tane saydık. 1, 2, yani 3. trabzanın üzerine battık. Pardon, yine 2 tane saydık dedim bu sefer de. 4 ve 5. 1, 2, 3, 4. Boşluğa bir trabzan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3. trabzanın üzerine battık. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, bir sırada böyle dolanalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, şimdi bu sırayı da tamamladım. Şöyle bir bakalım. Birleştirme noktasına geldik. 4 tane zincir çektim. Yine ortaya trabzanı yaptıktan sonra tekrar bir 4 zincir çekiyoruz. Şimdi buradaki 5 tane trabzanın 2 tanesini zaten başlangıçta yapmıştık. Yine aynı şekilde buradan sayıyoruz. 3. trabzanın üzerine geliyoruz. 1 2 3 tane trabzanı yapıyoruz. İkisi de burada zaten. Ve hemen tepe noktasına batarak birleştiriyoruz. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Bir üste geçerken 3 tane trabzan olacak. Evet, yine 3 tane zincirle yukarıya çıkalım. Bu birinci trabzanımız, hemen yanındakine bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Önümüzdeki ilk boşluğa 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, boşluğa batarak, sonra trabzanın tepesine batarak bir trabzan daha yapıyorum. 3 oldu. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 2 trabzan da buraya yapıyorum. 5 tane trabzan yapmış olduk. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir. Şimdi alt sıradaki 5 trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapacağız. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 diyorum. 1 sırayla batıyorum. 2, 3. Üçüncü trabzanı yine son sıradaki trabzanın üzerine batmamız lazım. Şurası düz çıkacak. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine aynı şekilde buraya geliyoruz. Boşla batarak 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2. Bir tane trabzanın üzerine batarak yapıyoruz. 3. Şimdi diğer boşluğa geçiyoruz. 4 ve 5. Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Bir doladık. 1, 2, 3 dedik. 3. trabzanın üzerine geldik. 1, 2, 3. Tekrar 4 zincir. 4 tane zincir. Boşluğa batıyorum. 1. Tekrar boşluğa batıyorum. 2.
Şimdi Trabzon'un tepesine batıyorum. 3. Tekrar boşluğa batıyorum. 4. Tekrar boşluğa batıyorum. 5. İkişer tane boşluğa, bir tane de buradaki Trabzon'un üzerine batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir doladık. 1, 2, 3 dedik. 3. Trabzon'un üzerine geldik. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğun içine geldim. 1, 2, Trabzan'ın üzerine battık. 3. Bir sonraki boşluğa geldik. 4 ve 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 dedik. 1, 2 ve 3. Evet, bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir sırada bu şekilde dolanalım. Sonra yine birlikte üste geçelim. Evet, bir sırayı daha tamamladım. Pardon, şöyle göstereyim derken elimden düşürdüm. Bu şekilde geldik sona. Şimdi şuradaki 5 trabzanımızı yaptık. Yine 4 tane zincir çekiyoruz. Burada 2 trabzanımızı yapmıştık. Burası 3 trabzan olacaktı. Bir doluyorum hemen. Buraya batıyorum. Yine aynı şekilde şuradan 1, 2, 3 diye sayabilirsiniz. Tam şunun yanına batıyoruz. Birleştiriyoruz şimdi. Yine ilk zincirin trabzanın şöyle üzerine batalım. Birleştirin. Şu birleştirmeler önemli yalnız, bakın. Şöyle aynı dokuyu sağlamak lazım. Trabzan araları olduğu için. Şimdi birleştirdiğimiz yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyoruz. Bir doladık. Şu ortaya 5 tane trabzan yapmıştık. Şimdi boşluğa batıyoruz. Hemen önümüzdeki boşluğa. Bir trabzan. Trabzanların yanına doğru batıyorum şöyle. Şimdi 5 trabzan üzerine yine 5 tane trabzan yapıyoruz. Sırayla her birinin üzerine. Başta yaptığımızda birlikte 2 oldu. Şimdi 3, 4, 5, 6. 5 trabzanın üzerine 5 tane yaptık. Bir tane de kenar boşluğa yaptık. 6. Bir tane de buradaki boşluğa yapıyoruz. 7. Yani alt sıradaki 5 trabzanın üzerine 7 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar kaç zincir çekiyoruz? 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Şimdi sırada şu 3 trabzanımız var. Tam ortaya batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Artık şurayı kapatıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya geliyorum. Sıradaki önümdeki boşluğa bir tane trabzan. Şimdi her bir trabzan üzerine batarak devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve boşluğa geliyorum, batıyorum. 7. Birinci ve yedinci boşluğa battık yine. 1, 2, 3, 4 zincir. 3 trabzanın tam ortasına batıyoruz. Bir tane trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa birinci trabzanı yapıyorum. Şimdi ilk trabzanın tepesine battım. 2. Sırayla her bir yuvaya batıyorum şimdi. 4, 5, 6 ve boşluğa geldik. 7. 1, 2, 3, 4. 3 tane trabzanın ortasına bir tane trabzan. 1,
2, 3, 4. Boşluğa 1 trabzan. Hemen ilk trabzanın tepesine şu şekilde 2, sıradaki yuvaya şimdi 3, 4, 5, 6, 7. Evet, bu sıramız da bu şekilde. Şimdi yine başlangıç noktasına kadar bu şekilde örerek gelelim. Evet, bu sıranın da sonuna geldim. Şöyle tekrar göstereyim. Şimdi birleştiriyoruz. Buradaki trabzanı da yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincir. Şurada 8 tane zincir çekmiştik. Şöyle 3. zincire batarak birleştirelim. Evet, bu şekilde birleştirelim arkadaşlar ve burada bırakalım. Bir sonraki bölümde bu kaldığımız yerden devam edeceğiz aynı şekilde örmeye. Evet, umarım güzel olur. Sizler de beğenirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.